Giriş yap. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir umarım inşallah. Arkadaşlar kanalımda tabii ki de annemi özlediğinizi bildiğim için annemi de çekiyorum arada sırada. Bugün annem pazardan alışveriş yaptı. Alışverişinde kırmızı biber almış. Ben çünkü kırmızı biber turşusu istemiştim. Evet. Bunu görmüş olduğunuz gibi elektrikli saç mı desek buna ne desek. Evet, köz diyoruz her ne. Mangallı. Adını unuttuk şu anda. Annem 2 kiloya yakın ya da 3 kiloya yakın kırmızı biber almış. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu şimdi neyini yapacaksın annem? Bunu bak bir tane kızartıp göstersene kuzucuğum. Göstereyim. Bunu böyle bu şekilde kızarıyor. Kabuklarını soyacağım. Hı hı. Doğrayacağım. İçini temizledim böyle bu şekil işlerini aldım. Evet. Ancak akşam bu kalmış yani. 5'ten aşağı kırmızı biber yok. Ancak bunu bulabildim. Bunun içini temizledim, yıkadım. Hocam da böyle şimdi evet. Doğrayacağım. Doğradıktan sonra sarımsak, yağ, tuz, maydanoz. Onu güzel bir harmanlayacağım. Şişemize kışlık kahvaltı yapacağım arkadaşlar. Tadı bunlar gerçekten çok güzel oluyor. Çok güzel. Biraz da sirke koyuyorum, zeytinyağı falan. Maydanoz da böyle. Bunlar da bu şekil patlatacağım. Hı hı. Patlatıp dolabıma koyacağım. Dolaba koyduktan sonra yine kırmızı biberle kışın ister salatasını yapın ister bilmeyenlere bunu güzel kırmızı biberle böyle ocakta çok güzel oluyor. Kavuruyoruz güzel. Aynen öyle. Soğan yine yeşil biber olur. Kırmızı biber olur içine az. Biz salça olabilir. İster öğlen yemeğinde, ister kıymalı yapın, ister kıymasız, ister kuru soğan, maydanoz ve tek de yapabilirsiniz. Kahvaltıda. Aynen öyle. Bunlar aldım. Alışveriş olarak orada hemen gösterebiliriz. Gel. Arkada bu poşetleri bugün arkadaşım annem arkadaşımla bizi bulunca direkt otomatikmen haşlamalık patates seviyor deyin böyle haşlamalık patates aldım. Patates. Soğanları da evde var değil, dolapta var değil. Az aldım arkadaşlar. Soğanlar ne kadar güzel. Soğanlar. Beyaz mı o? Böyle beyaz soğan. İçinde ufak seçtim. Hep böyle değil anne. Burada limonum var. Biliyorsunuz malum kış geliyor. Bol bol limon tüketim. Arkadaşlar havucun kilosu eşraymış. Anne bir şey söyleyeceğim. Ne için? Yarım kilo anne alabildim. Efendim anne. 5 lira mı? Evet. 5'ten aşağı hiçbir şey yok. Kızım kırmızı biber de 5 lira. Ha, malum dolar artınca. Dolar artınca. Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Şu mısırın bir tanesini közün üzerine koysak patlar mı? Olur. Niye olmasın? Hatta ben iki de tanesini mi yapsak? Bir de bakalım. Arkadaşlar. Ya da bir tanesini yapalım deneyelim. Bulgurcana suda haşlıyorum. Biraz tuz atıyorum. Biraz şeker atıyorum. Çok güzel arka. Doğru ocakta köz diyebilirim. Süt mısır hakiki dışarıdan aldığınız gibi oluyor. Annem de domates almış sanırım. Domates. Onun yemeğe de ezmeli kaldım. Ezmeyi de nasıl yaptığımızı göstereceğiz bu arada. Ama sen başka bir video. Kalkarım kalkarım. Ben birazdan başlayacağım bir hayvama. Tamam anneciğim o zaman uyumam var. Aşağıda ama bir şey olmaz. Hazırlayayım akşamda şimdi bunları. Tamam. Güzel. Ezmenin bu arada şişeye koymamış hali daha güzel oluyor. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bunu da şöyle bir tane dediğin gibi deneyelim. Arkadaşlar pazardan geldim. Eşim, malum yemek yedi babam. Oraya şimdi ben birazdan toplarım. Tepside salonda yedi. Onun için hemen geldim. Yığamadım. Pazardan geldik. Evet. Gulcan'ın sağ olsun arkadaşlığıyla karşı geldi. Hı hı. Poşetleri var. Bu şekil anne. Yer varsa anneciğim. Yer yoksa sonra koy. Arkadaşlar belki şişesini gösterebilirim. Belki gösteremeyebilirim. Yok gösteririz ya. Şişeler şimdi ki burada olmadı. Aa anladım. Bakın anne. Ne kadar güzel kızardı. Çok güzel. Anneciğim. Bunu verecektim. Fırına vereyim. Aklıma bu geldi hemen dedim. Ha, hem batmasın. Bunu yıkıyorum. Tepsiyle böyle koyuyordum. Bugün de öyle koydum. Bir tane de mısır vereceğim Gülcan Hanım'a. Evet. Annem de bölüşür artık onu yeriz. İnşallah umarım videolarımı beğenirsiniz. Benden istediğiniz bir video varsa. Var anneciğim var. Turşunun en püf noktasına kadar istiyorlar senden. O günkü videodaki sanırım turşu videonu tam olarak anlamamışlar. Ölçülü istiyorlar. Ben ölçülü hiç yapmıyorum. Göz kararı. Annem de çok arkadaşlar sirkesini çok koyuyor. Ben eğer yalandan hiç çıkmaz. Hiçbir zaman kilo ve
elim benim ölçülü değildir. Kendim aynen. Aynı ölçü gibi her şeyim elim. Neyse eline. Şimdi bunlar kızardıktan sonra nasıl yaptığımızı anlatalım. Bir tane bak hemen. Buradan böyle sıcak soyamıyorum. Bunlar böyle kaldı. Tamam tamam, onu göstereceğiz zaten, soğusun da elin yakma 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 kuzum. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel kızarıyor. Bir tanesi böyle pişti. İyice yakana kadar, şu an da soğuk. Ben bunu şimdi tuzlayıp yerim bir tanesini, olur mu annem? Aşkım. Ne yapıyorum sana? Yiyeceğim dedin ya. Bir tane canım istedi. Kabuğunu soydu. Kabuğunu soyduktan sonra annem de, anneciğim bir dakika kuzum. Ay kamera netlemedi. Bu şekil. Etten vallahi rahatla. Bunu da ben alayım. Şimdi nasıl soyduğunu bir gösterebilir misin anneciğim? Hemen. Bu şekil, bu şekil. Zaten direkt elimize aldığınız zaman soyuluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Gördünüz mü? Bunu güzel güzel tahtanın üstünde doğrayacağım. Sarımsak, maydanoz, sirke. Aynen öyle. Yağ, tuz. Bunu böyle ya kızartıp bu şekilde tuzlayıp yiyin arkadaşlar, olmadı. Aynı salata yapmış gibi hepsini, sarımsağını şeyini böyle güzel harmanlandıktan sonra şişiye bir damla da sirke. Ben şekilde. Anneme şimdi yardım edeyim, geçeyim de. Görmüş olduğunuz gibi biz burayı, biz her şeyi tamamladık görmüş olduğunuz gibi. Biberlerimizi kızarttık, patlıcanlarımızı közledik. Fakat arkadaşlar hemen başımıza gelen talihsiz olayı sizlere göstermek. Şu an annemin gerçekten böyle çok bozuk. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki sarılık. Görüyorsunuz zaten. Şu anda mermer taşına elimizi dokunduğumuz zaman mermer taşı sıcak. Fark etmeseydik belki de daha çok yanacaktı. Mermerimizi yaktık arkadaşlar. Bu arada altında hemen bulaşık makinesi var. Bulaşık makinesinin iç kısmına elimi soktuğumda yine bir sıcaklık var. Annemin surat ifadesine bakarsanız şu anda çok üzgün. Yapacak bir şey yok diyor. Bakalım babam anneme neler diyecek. Hala da. Aynen, sıcaklık var ya. Yine şey soğuttum ben. Soğuk su falan tuttum. Şu anda yine bir sıcaklığı iyi. Cif koyduk. Çamaşır suyu koyduk, çıkmadı. Bu çıkmaz. Bu yana bilginiz var mı? Yok, aynen öyle arkadaşlar. Varsa bilginiz bizlere iletebilirsiniz. Aynen öyle. Aynen. Çok böyle bozuldu. Bileydik böyle yapmazdık. O gün köfte yaparken hiçbir sıkıntı yaşamamıştık ama bugün bayağı bir uzun tuttuğumuz için farkında olmadan mermer taşımızı keşke görmüş olduğunuz gibi yaktık. Şeyin üstüne koysaydım. Keşke altına bir tepsi falan koysaydın, yine yanmazdı. Vardı da akıl etmedim annem. Neyse anneciğim, bir veda edelim arkadaşlarımız. Kusura bakmayın arkadaşlar, bugün videomuz yarım kaldı. Annemin canı sıkkın şu anda. Aynen. Bugünlük hatta buraya az önce şey sünger sürdüğümde buraya duman çıkıyordu. Ben farkına vardım. Anne dedim, vay dedim, burayı yakmışız. Annem bir üzüldü, bir üzüldü, anlatamam tamam, size. Ben de üzüldüm. Ne yapacak bakalım. Diyecek boğazınız yüzünüzden, evi de yakacağınız bir gün. Ne diyecek? Neyse, talihsiz olay. Diyecek. Bu boğazı da yüzü de bulacağı da senin boğazın yüzünden. Aynen öyle. Evde yakacak diyecek ama oldu. Olmasaydı iyi ama çok üzgünüm. Hoşça kalın, bizi izlemeye devam edin.
Çok üzgünüm.